Herkese merhaba. Yumuşacık, dokusuna bayılacağınız nefis bir kek tarifim var. Mis gibiden kuru incirli cevizli kek tarifi. Gerçekten çok lezzetli bir tarif bu. Böyle ağzınıza atınca dağılıyor, lokum gibi, yumuşacık. Mutlaka deneyin. Ne yapıyoruz? Kuru incirlerimizi birazcık sıcak suda bekleteceğiz. Böyle bir derin bir kasenin içine alın. Üzerine sıcak su koyun. Yaklaşık 5 dakika kadar bekletin. Sonra süzün. Sonra güzelce doğrayacağız. Bakın nasıl doğradığımızı göstereyim. Hani o uç kısmı vardır ya, işte onu koparıyoruz, kesiyoruz. Sonra küçük küpler halinde doğruyoruz. Küçük olsun, çünkü eğer daha iri doğrarsanız o bir de kekin içerisinde şişecektir. O kadar istemiyoruz. Böyle dişe gelsin ama çok da böyle büyük kocaman olmasın. Küçük küpler halinde doğradıktan sonra cevizlere de yine aynı işlemi yapacağız. İncirlerimiz hazır. Cevizleri de yine aynı şekilde bir kesme tahtasının üzerine koyun. Büyük bir bıçak yardımıyla böyle iri iri kesin. Ya da böyle elinize alarak cevizleri küçültebilirsiniz. Ama rondoya sürmeyin. Yani rondodan çekmeyin. Çünkü rondo çok böyle toz hale de getiriyor. Böyle dişe gelir, iri cevizlerimiz olacak. Onu da incirlerimizin arasına koyuyoruz. Sonra da kek yapımına başlıyoruz. Derin bir kasenin içerisine yumurtaları kıracağız. Sonra içine toz şeker koyacağız. Ve bir mikser yardımıyla çok iyi çırpmamız gerekiyor. Kekin en önemli özelliği, yani her kekte bu aynı şeyi yapacaksınız. Tabii hani böyle yumurtayı sarısı beyazı ayırdığımız keklerden bahsetmiyorum. Standart keklerde şeker ve yumurta çırpılır. Ve şu yüzden iyi çırpılır. Şekerin erimesi, köpürmesi yumurtayla ve böyle artması, hacminin artması beklenir. Eğer böyle açık sarı renk alıp hafif kremamsı olduğunda siz ideal karışıma ulaşmış sayılırsınız. Bakın birazdan göstereceğim nasıl olması gerektiğini. Güzelce çırpıyoruz yüksek derecede. Eğer evinizde mikser yoksa, bazı öğrenci arkadaşlar söylüyor evimizde mikser yok diye, tel çırpıcıyla birazcık daha fazla çırparak aynı şekilde aynı sonucu alabilirsiniz. Bakın böyle olacak. Gördüğünüz gibi açık sarı, bakın hafif böyle kremamsı böyle dökülüyor sıvı. İşte bu aşamada diğer malzemeler ekleyeceğiz. Ne ekliyoruz? 1 su bardağı soda ekledim. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı ilavesi bu kadar. Sonra mikserle bir tur daha karıştıracağız. Sonra da kuru malzemeleri ilave edeceğiz. Şimdi kabartma tozunu ekliyoruz. Bir paket de vanilya ilave ediyorum. Vanilya kullanmayı sevmiyorsanız, bazı kişiler vanilyadan hoşlanmıyorlar. Böyle birazcık meyve aroması da ilave edebilirsiniz. Mesela portakal kabuğu rendesi ya da limon kabuğu rendesi gibi. Ama vanilya ceviz ve incirle daha uyumlu oluyor. Vanilya ve kabartma tozunu ilave ettikten sonra üzerine 2 su bardağı kadar un ilave edeceğiz. Ve mikserle yeniden çırpacağız. Boza kıvamı denir bu kıvama. Boza kıvamına gelene kadar çırpıyoruz güzelce. Bakın böyle akışkan bir hamur olacak bu. Ama burada önemli olan, şöyle göstermek istiyorum size kıvamını. Bakın durduğu yerde aslında kabarmaya başladı hamur o soda sayesinde. Gerçekten böyle dokusu müthiş oluyor bu kekin. Başka şekillerde de zenginleştirebilirsiniz. İlla ki cevizli, incirli yapmak zorunda değilsiniz. Eğer ceviz, incir gibi eklediğiniz şeylerin tabana çökmemesini istiyorsanız hamuru birazcık daha yoğun yapmalısınız, ununu. Ama ben bu kıvamı seviyorum. O yüzden dibe çökmesinde çok böyle sakınca görmüyorum. Güzelce tepsiyi yağlıyorum. Büyük borcamdan bir tık küçük borcam kullandım. Eğer isterseniz açıklamalar kısmında size ölçüleri de yazarım. Dikdörtgen borcam kullandım. Güzelce yağlıyorum tabanını. Kenarlarını yağ sürmüyorum. Kek hamurunu güzelce döküyorum.
önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğiz. Yani şu anda dökerken fırınınızı açın ve ısınsın. Güzelce kek hamurunu yayacağız. Ve üzerini şimdi böyle güzelce süsleyeceğiz. Hem böyle çok güzel bir lezzet katacak üzerine döktüğümüz haşhaş ve susam. Hem de görüntü anlamında çok şık oluyor. Güzelce haşhaş ve susamla böyle şekiller yapıyorum ben. Gayet güzel gözüküyor. Dediğim gibi önceden ısıtılmış fırında, 180 derece fırında pişirdim. Pişme süresini size söyleyemem. Çünkü her fırın pişme süresi farklıdır. Fırından fırına pişme süresi değişir. O yüzden siz kendi fırınınızda gözlemleyin. 20 dakikadan sonra bir kürdanı batırıp çıkarın. Eğer kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Eğer hala kürdanda hamur varsa birazcık daha pişeceği anlamına geliyor. Ama benim yaptığım gibi bir borcamda yaparsanız çok kısa sürede pişecektir. O yüzden gözünüzü fırından ayırmayın. Şöyle güzelce dilimliyoruz. Sonra da çayınızın yanında ikram edebilirsiniz. Yapması oldukça pratik ama dediğim gibi o içine koyduğumuz soda hem yağ miktarını azaltıyor. Yani çünkü yağı çok fazla koymuyoruz diğer keklerdeki gibi. Hem de o soda böyle harika bir doku, nemli bir doku sağlıyor ve yumuşacık yapıyor. O yüzden umarım deneyip siz de memnun kalırsınız. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.